Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Euzu billahi ne rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sen. mutlakun. Mef'ulun mutlak olup mansubun bil fethati. Üzerinde aleni bir şekilde gördüğümüz fetha ile mansuptur. Bimana ebe'esehullahu bu sen. Aslında ebe'ese fiilinin Mastarının kendine eklenmiş hali olmakla mef'ulun mutlaktır ama kesretül istemal sebebiyle ne yaparsın? Buradaki bu fiili, faili zikretmezsin. Mana olarak nedir? Allah onu sefil etsin, kahretsin, perişan etsin. Beddua manası barındıran bir kelime. Ve yeti gelir, ba'dehu kendisinden sonra harful ceri lam. Her kime beddua ediliyorsa o lam harfiyle dile getir. Mesela bu sen lil kafiri. Allah kafiri sefil etsin, kahretsin, perişan etsin şeklinde bunu tercüme ederiz. Bu sen lil kafiri. Bakın kelimesi bu ismun fi, ismun fiilin mudari'in bünyesinde muzari mana barındıran bir isim fiil olup mebdin alel kesri kesre üzere mebnidir. ''Ka'ya bakarsanız iki eslelidir. Ez zahiri ala ahirihi sonunda açık bir şekilde görülen bir esre üzere mebnidir. Bir mana estehsinu bir şeyi güzel karşıladığımı ifade etmek istediğimde bunu kullanırım. Bakın, hmm, iyi, güzel, hoş, anlamı katar. Wal failu, fail damirun mustatirun ruhu ene. Zamiri kendi tahtında gizli olup takdiri enedir. Yani burada behin, ben kendi memnuniyetimi, hoşnutluğumu dile getiriyorum demektir. Dolayısıyla burada Hı, iyi, güzel, hoş diye tercüme edilir ama yani ben bunu iyi buluyorum, hoş buluyorum, güzel buluyorum anlamı katar. Bakın güzel. Zalike malun rabih. Bu gerçekten karlı bir mal derken burada bakın iyi, güzel, hoş manası katar. Bakiran kelimesi zarfu zamanin zaman zarfı olup mutasarrifun mutasarrıftır. Yani cümlede yekunu zarfen ev gayre zarfin zarf olarak da zarf olmaksızın da gelebilir. Eğer zarf olarak gelirse mansubun bil fethati zahirati zahiri üzerinde açıkça göreceğiniz bir fetha ile mansub olur. Örnek isteykal su uyandım el yevme, bugün bakiran erkenden uyandım manası katar. Betaten kelimesi daha önce geçen elbette te kelimesi gibi o da bir mefulun mutlaktır. Mansubun bil fethati fetha ile mansuptur. La eti gelmez illa ba'de cümletin menfiyetin ancak ve ancak tıpkı elbette de olduğu gibi olumsuz bir cümleden sonra gelebilir. Yani olumsuz bir bağlamda betaten kullanamazsınız. Ve <laughs> yekunu olur bir mane katan ev nihaiyen kesinlikle ya da asla anlamı katar. Örnek, len <laughs> uhalife muhalefet etmeyeceğim. El-Kanune yasalara betaten asla, asla yasaya muhalefet etmeyeceğim. Burada El-Kanune cins isme geldiği için her türlü kanunu ifade eder. İstigrahi kulli manasınadır. Dolayısıyla bunu kanunlara muhalefet etmeyeceğim şeklinde tercüme etmek de mümkündür. Belli bir kanuna muhalefet etmeyeceği anlamına gelmeye de müsaittir. Bekise kelimesi normal fiildir eksik etti, eksik bıraktı, bir şeyi eksik tuttu manasına. Fi'lun bir fiildir ki yensibu bu mef'uleyni iki mef'ulü nasp eder. Bunların asılları leysa asluhuma en ve haberan asılları kendi içerisinde mübteda haber ilişkisi kurmazlar. Ayetten örnek Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tabhasu eksiltmeyin en nase insanlara eşya ehum mallarını. Yani insanlara bir şey verirken onların olan bir şeyi verirken bu ticarette olsun adam parasını ödüyor. Bir kilo bir şey aldığını zannediyor. Sen orada hile yapıp 900 gram veriyorsun. Malını eksiltiyorsun. Ee, ticarette olsun başka şekilde olsun. Ne yapın? İnsanların mallarını eksiltmeyin. Onlara haksızlık yapmayın. Ayet bu mesajı veriyor. Bir diğer şeyimiz bede. Bede'yi buraya niye taşıdık? Çünkü bede bir efali şuru olarak kullanılıyor. Bir de normal tam fiil olarak kullanılıyor. Hemen onu da bir görelim. Bede ve hiye nev'ani. İki çeşit bede vardı. Birisi fi'lun tamun. Normal bildiğimiz bede yebde'u. Bed'un. Başladı, başlıyor, başlamak. Fi'lun tamun mutasarrifun. Bu çekimlidir. Bede e, yebde'u. Bidayetun bed'un. Normal çekimi var. Ayetten örnek. Bismillah. Ellezî Allahu Allah ki ahsene kulle şeyin halk halakahu. Yarattığı her şeyi en güzel şekilde yarattı. Ve bedaa halkal insani insanın yaratılışına da min çamurdan başladı. Burada normal bede başlamayı ifade ediyor. Bede başladı. Kim Allahu Allah neye halka yaratmaya kimi el insan insanı yaratmaya başladı. Neden başladı? Min çamurdan başladı derken burada bildiğimiz sıradan tam fiil. İkincisi camit olan fiil yani sabit hep bede olarak gelen yebde uya dönüşmeyen mazi surette her daim kendisini gösteren ve ef'ali şuru olarak görev icra eden. E, bu da fi'lun camidun, camit bir fiil olup min ef'ali şuru'i başlama fiillerindendir. Yelzemu suretel madi bu, bu, amaçla kullanıldığında hep mazi olarak karşımıza çıkar. Yebde olarak çıkmaz. Ve ye'amelu amele kâne ve ehevâtiha kâne ve kardeşlerinin amelini yapar. Fe yerfe'ul isme ismi e, ıı, ref eder ve yansibul habara haberi de nasip eder. Ki bu haber ellezi yekunu cümleten fi'liyeten bir fiil cümlesi olup fi'luha mudari'un muzari bir fiildir. Bu cümlenin fiili de fi muzari bir fiildir. Gayru muhterinin bi en kendisinden önce en gelmez ene birleşmez. Örnek, bede e başladı. Talibu öğrenci yektubu yazmaya ve zaifehu görevlerini, ödevlerini yazmaya başladı. Burada et talibu bede'nin ismidir. İsmu bede'e e, merfu'un biddammeti zahira. Yektubu ile başlayan fiil cümlesi bütün halinde Yektubu ile başlayan bütün cüm e, fiil cümlesi bütün halinde bedenin haberidir. Mahallen mansuptur. Şimdi yektubu fi'lun mudariun bi'dhammetiz zahirati ve zaifehu. kendi içerisinde iç irabını bir yaparız. Ve zaife burada mef'ulun bih'tir, mansubun bil fetha. hu muzaf ile damirun muttasilun muzafun ileyhi mecrurun mahalle. Şimdi kendi iç irabını bitirdikten sonra bunu bütün halinde şu mavileştirdiğim yere ne deriz? cümletun fi'liyetun cümle-i fi'liyedir. Haberu bedae bedaenin haberidir. Mansubun mahallen mahallen mansuptur. Yine bizim suikastçı geldi. Dersi sabote edecek. Zeynep'im dur meleğim. Dur, dur kızım. Bir diğer şeyimiz bedari. Bedari Hemen onu da görelim. Bünyesinde emir manası barındıran bir isim fiildir. Bedari. Ali emfi Ali emrin emir manasında bir isim fiildir. Mebniyun al kesri kesre üzere mebnidir. Ee, ale ahiri sonunda bulunan. Meleğim lütfen. Hadi. Hem gece hem gündüz çalışıp çocuğun hakkından çalınca o da farklı şekilde hakkını almaya çalışıyor. Şu dersi çekeyim de gidip biraz ilgileneyim. Ee, bedari İsmu fiili emrin bünyesinde emir manası barındıran bir isim fiildir. Mebnun alel kesri zahiri ala ahirihi sonundaki esre zahiri esre üzere mebnidir. Bi mana esri, hızlı davran, çabuk ol manasına gelir. Vel failu faili damirun mustatirun tahtında gizli bir damir olup takdir takdiruhu ente burada muhatap entedir. Yani birine bedari dediğinde ona doğrudan esre hızlı ol sen hızlı ol hey sen hızlı ol demiş gibi olursun. Örnek bedari hızlı davran koş ila nusretil mazlumi mazluma yardım etmeye koş yani ona zulmedene karşı yardım etmek için hızlı davran seri ol koş manası katar. Bedele kelimesi bu zarfı mekanin, normalde mekan zarfıdır. Gayrı mutasarrifin e, çekimli değildir. Yani cümle içerisinde la yekunu illa zarfen sadece zarf olarak gelebilir. Bir mana mekane yerine anlamı katar. Mansubun bil fethati fetha ile mansuptur. Safera gitti Aliyun Ali bedele Muhammedin Muhammedin yerine gitti. Yani yola gitmiş. Safera Aliyun bedele Muhammedin. Buradan anlaşılıyor ki normalde Muhammed gidecekmiş ama onun yerine Ali gitmiş. Not yok mümkündür en ne, tenvinli gelmesi ezzarfu bedel bedel kelimesinin tenvinli gelmesi de mümkündür. Bu durumda min harfi yerine ihtiyaç duyar. Örnek: Hadartu geldim bedelen min Ömer'a. Ömer'in yerine, Ömer'in yerine ben geldim. Hadartu geldim bedelen min Ömer'a. Ömer'in yerine ben geldim derken dikkat ederseniz bedelen tenvinli min harfi yerine ihtiyaç duymuş. Manayı böylelikle tamamlamış. Bir diğer not, اِذَا لَمْ bedel بَدَلْ بِمَعْنَ mekan. Eğer bedel kelimesi yer anlamına gelmezse, bu durumda فَهُوَ ismun O, diğer isimler gibi normal bir isimdir. يُعْرَبُ İraplanır حَسْبَ مَوْقِعِهِ مِنَ cümleti Cümledeki konumuna, görevine ya da önüne gelen amillere göre iraplanır. Örnek, Bedelül askeriyeti, askerlik, bedelli askerlik, ennakdiyyu parasal paralı askerlik elfa leyratin 2000 liradır. Böyle bir şey yok da yani rakam bayağı düşük tutulmuş. Bedel askeri nakdiyo. yok. Paralı askerliğin bedeli, ücreti, karşılığı elfa leyratin 2000 liradır derken bunu bu şekilde ifade ederiz. Bir diğeri beddele. Beddele. Fi'lun bu bir fiildir. Beddele yubedilu tebdilun şeklinde gelir. Fi'lun bu mef'uleyni leysa asluhuma mübdedaen ve haberan. Asılları mübteda ve haber olmayan iki tane fiili nasbeden bir fiildir. Ayetten örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera görmez misin ilellezine beddelu o değiştirenleri. Ni'metallahi Allah'ın nimetini kufran, küfürle değiştirenleri. Görmez misin iman nimetini bırakıp da küfre sapanları görmez misin? Bir diğer kelimemiz berha. Bu ıskalamak anlamında meful mutlak bir kelime. Mefulun mutlakun mefulü mutlak olup mebniyün ale sukuni sukun üzere mebnidir. Buradaki elif elifi maksuredir ve daima sakindir. Bir mana anlamına gelir. Ehda fi ramiyetike atışında ıskaladın, isabet ettiremedin manasına gelir. Örnek: Berha ya racul ıskaladın be adam. Berha ya racul ıskaladın be adam diye tercüme edebiliriz. Bir diğeri beriha. Ma beriha e, kardeşlerinden hatırlamışsınızdır. Bu fi'lun madin nakısun, nakıs bir mazi fiil olup min ehevâti kâne, kânenin kardeşlerindendir. Yufidu ifade eder, dile getirir. El istimrariyete süreklilik ifade eder. Yani hala daha, ma zâle mâ beriha, hatırlarsanız hala daha. Bir şeyin sürdüğünü, devam ettiğini, istimrariyetini ifade eder. Bir de mulâzemetel ismi lil haberi, o kendisine isim edindiği kelimenin habere muhtaç olduğunu da e, ifade eder. Yedhul alel cümletil ismiyeti cümle isimlerinin başına dahil olur. Fe yerfe'ul Mübtedayı mübdeda merfu kılar ve yusemma ismehu. Burada artık mübteda onun ismi olarak ma berihanın ismi şeklinde adlandırılır. Ve yensibul habera haberi de mansuplaştırır ve yusemma bu artık bu haber isimlendirilir. Ne olarak? Haberahu, ma berihanın haberi diye adlandırılır. Ve yecibu gerekir en yusbeka bi nefyin kendisinden önce her daim bir olumsuzluk harfi olan ma'nın gelmesi gerekir. Örnek, ma beriha es munciyen, hala daha doğruluk munciyen kurtarıcıdır. Yani doğruluk eskiden de insanı kurtarıyordu çeşitli sıkıntılara düşmekten şimdi de kurtarıyor burada ne yapıyor? Bir istimrariyet, hala daha doğruluğun bu özelliğinin devam ettiğini ifade ediyor. Bir de tam fiil olan beriha, normal beriha yebrahu şeklinde olan var. Bu fiilün tamun, tam bir fiil olup, leyse nakısan, yukarıdaki, şuradaki gibi mayla birleşen, hep mazi sigayla gelen ve hala daha anlamı katmayan normal bir fiil. Bu bir mana zehebe gitti, beriha gitti, e, yebrahu gidiyor. Ev zahara açığa çıktı, ortaya çıktı, meydana çıktı. Zahara yazharu. Beriha açığa çıktı, yebrahu açığa çıkıyor. Ya da ev gadera yugadiru. E, beriha gadera ayrıldı, terk etti, bıraktı. Yugadiru yebrahu e, ayrılıyor, terk ediyor, bırakıyor anlamlarına gelir. Böyle olduğunda Bismillah ayetten örnek La ebrahu, bırakmam, terk etmem yürüyüşümden vazgeçmem hatta ebluğe ulaşıncaya kadar mecma al bahreyni o iki denizin birleşme noktasına ulaşıncaya kadar seferimi sürdürürüm ondan vazgeçmem onu terk etmem diyor bir diğeri bes bes artık bıkkınlık ifade eder yani yeter yeter doğrudan böyle birini susturmaya yönelik bu ismun fi'lin muzari' i muzari manası barındıran bir isim fiildir. Mebnun ales sukuni, sükun üzere mebnidir. Sinin üstüne bakarsanız hep cezimli. Bir mana yekfi, yeter, yetiyor anlamına gelir. Vel failu, burada fail, damirun mustatirun. Mustatir müstetir bir zamir olup takdiri, takdiruhu ente, takdiri entedir, yeter. Yani bu yaptığın yeter, artık son ver anlamında kişiye özeldir. Bes, yeter, haza kelamu bu kötü bir söz. Yani son ver artık sürdürme devam etme anlamında bes e, bıkkınlığı ifade eder. Bir diğer kelimemiz burheten. Bu zarfu zamanın uzun ya da kısa bir anda olsa burhaten bir zaman diye tercüme ederiz. Bir zaman kaldım, bir zaman gittim, bir zaman bulundum. Yani Türkçe'de de kullanıyoruz. E, uzunluk ya da kısalık ifade etmiyor. Zamandan bir kesit. Zarfu zamanin zaman zarfı olup mutasarrifun çekimlidir. Yani yekunu zarfen ve gayra zarfin cümlede zarf olarak da gelebilir. Zarf olmaksızın da farklı görevde de gelebilir. Eğer zarf olarak gelmişse mansubun bil fethati dikkat ederseniz ''burheten'' fetha ile mansub olur. Yufidu el muddete müddet zaman süre ifade eder. Mine zemeni zamandan bir kesit ifade eder. Tayîlten kânet ou kâsîra, ister uzun ister kısa olsun fark etmez. Örnek: Aqamtu kaldım, burhetten bir zaman kaldım. Fil biladil i batılı ülkelerde bir zaman kaldım. Bu zamanın kısalığı ya da uzunluğuna dair çok fazla bir delil yok. Ama burhetten genelde kısa süreleri ifade etmek üzere kullanılır. O yönünü de bilelim. Bidun ya da bidatun kelimesi. Ee, bu lafzun bir lafızdır ki yedullu ale adedin Muphemin kapalı bir sayıya delalet eder. Beyne selasetin ve tisatin. Üç ile dokuz arasındaki kapalı bir sayıya delalet eder. Mesela Rumlarla İranlar arasındaki savaşı anlatan Rum suresinde bid'isinin kelimesi kullanılır. Net sayı verilmez. <laughs> bu Allah Resulü'nün peygamberliğinin delillerinden biri olmuştur. E, düşünün siz peygamberlik iddiasında bulunuyorsunuz. E, Rum'larla İranlılar arasında müthiş bir savaş oluyor. Rum'lar e, yeniliyorlar ve e, siz bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bir dâsının 3 ile 9 yıl arası bir zaman aralığında e, Rum'lar İranlıları perişan edecek, onlara galip gelecek diye bir şey söylüyorsunuz. Hadi gelmedi. İnsanlar sonuçta bu dili biliyor. E, i̇ddianız yalan çıktı bu ne olur? Doğrudan sizin ayağınıza dolanır. Allah Resulü o ayet kendisine, Rum suresi kendisine tebliğ ol, e, inzal olunduğunda onu insanlara tebliğ etmiş ve gerçekten de yedi yıl sonra e, olay tam tersinden yaşanmış. E, Yorabu, bu bid'a ya da bid'a veya bid'a kelimeler Yorabu hasbe mevki'ehi minel cümleti cümledeki konumlarına göre iraplanırlar. Yuhaliful ma'dude ma ve bu maduda sayılan şeye muhalefet eder. Hangi konuda? Fit tezkiri ve enisi dişlik erkeklik konusunda. Eğer önüne getirilen kelime erkekse gelecek şey dişi olur. Getirilen kelime dişi ise o zaman erkek olur. Burada bir zıtlık ilişkisi vardır. Nasıl ki 3 ile 10 arası sayılarda ters ilişki vardı. Bu da 3 ile 10 arası sayılara delalet ettiği için Burada da zıtlık ilişkisi var. Ve yüstahmelü kullanılır. Adeden müfreden, müfred sayı olarak kullanılır. Ve murakkeben ya da mürekkep sayı olarak da kullanılabilir. Yani 3 ile 9 arası tek sayılara kullanılabildiği gibi 13, 14, 15, 19'a kadar olan sayılara da ...on kelimesine birleştirerek 10 küsür anlamı katabilirsiniz. Ya da ve ma'tufen hatta tis'in atıf harfiyle bir şekilde 20 hani 21'den itibaren vahidun ve işrune, isnani ve işrune, selasetun ve işrune şeklinde devam ediyor ya. Yani 23-29 arasını, 33-39 arasını araya vav wow harfi getirmek suretiyle 93-99'a kadar bu şekilde de kullanılabilir. Mesela bir e, o 90 küsür şeklinde de bunu ifade edebiliriz. Hemen ayetten bir örnek. Bismillah. Fe ensahu şeytanu fe ensa unutturdu hu ona eş şeytan neyi zikra rabbihi rabbini anmayı unutturdu fe lebise kaldı fissicini hapiste zindanda kaldı bid asinine birkaç yıl kaldı ki biz tefsirlerden bunun 7 yıl olduğunu öğreniyoruz Hz. Yusuf orada hapishane arkadaşlarına güvenip onlara çıkınca efendinin yanında beni an, beni hatırla deyince tevekkülünü Allah'a yapmayıp Allah'ın dışındaki başka varlıklara yönlendirince e, burada manevi bir e, tokat yedi tabiri caizse. E, ufak bir cezayla karşı karşıya kaldı. Ve e, Rabbi de ona, o hapishane arkadaşına dışarıya çıktığında Hazreti Yusuf'u anmayı şey yapmadı. Hazreti Yusuf şeytan tarafından Rabbini anmak noktasında aldatılınca Rabbi de o adama Hazreti Yusuf'u anmayı unutturdu. Böylelikle Hazreti Yusuf bir yeni bir imtihandan daha geçti. Dikkat ederseniz burada bid'asinin senetun kelimesi dişi olduğundan bid'a erkek olmuş. Hani dedi ya arada zıtlık ilişkisi olacak. Senetun dişi olunca bid'a erkek olarak gelmiş. Diğer bir örnek derastu eğitim aldım. Fi bid'i medarise birkaç okulda eğitim aldım derken Burada medresetun kelimesi normalde dişi olduğundan bida'i erkek olmuş. Fetahtu açtım bid'ata sanadika. Sunduk kelimesi erkek olunca bid'a kelimesi ne olmuş? Dişi olmuş. Birkaç sandık açtım. Safertu yolculuk yaptım. Bid'ata aşara yevmen. On küsür gün. On küsür gün. E, ne yaptım? Yolculuk yaptım. Burada yevmen kelimesi yine erkek olunca bid ate dişi olmuş. Indi bende var, yanımda var. onu ve işrune. Hani bazen de vav harfiyle atfen gelir demişti ya. Indi yanımda var. Bidun ve işrune rivayeten. 20 küsür roman var. Ya yani vatandaşın 20 küsür romanı varmış. Burada e, rivaye kelimesi dişi olduğundan bidu kelimesi erkek oldu. O zıtlık ilişkisini her daim korudu. Bir diğer şeyimiz bütane, bütane ismi fiilin madin, mazi manasını barındıran bir isim fiildir. Mazi manada bir e, isim fiildir. Mebniyun mebniyun alel fethi zahiri ala ahirihi. Sonundaki e, açık bir fetha üzere. Nundaki fethayı görüyorsunuz. Mebnidir. mana ebta'e yavaş davrandı, ağırdan aldı, yavaş hareket etti anlamına gelir. Örnek, Büt'anel raculu fit tariqi. Adam yolda ağırdan aldı. Yani hızlı geçmedi böyle ağır ağır. Heyli heyli geçti. Büt'anel raculu fit tariqi. Adam burada ağırdan aldı demiş. Gelelim ba'de kelimesine. Ve hiye nev'ani. İki çeşit ba'de vardır. Birisi zarfu mekanin, gayru mutasarrifin. Ee, zarfı ı mekan olup, yer itibariyle sonralığı, mesela bizim evimiz camiden sonradır dediğimizde yer itibariyle sonralığı ifade eder. La yakunu illa zarfen ev ismen mecruren. Cümlede sadece ve sadece zarf ya da ismi mecrur olarak gelir. Bu durumda mekan ifade eden, mekansal sonralık ifade eden ba'da kelimesi mansubun bil fethati, fetha ile mansub olur. Örnek, el kariyetu köy ba'del medineti şehirden sonra. Şimdi diyelim Kayseri tarafından gelen biri e, bizim köyü soruyor nerede diye. Nev Nevşehir'in merkezini geçtikten sonra köyümüz işte Aksaray yoluna doğru atıyorum yani öyle bir şey yok. E, burada el kariyetu ba'del medine köy şehirden sonra derken mekansal sonralığı ifade eder. Bir diğer örnek vasale ulaştı el-musafiru e, yolcu ile ba'dil medineti şehrin sonrasına ulaştı. Yani yolculuğunu sürdürürken şehri geçti, daha ötesine ulaştı anlamı katar. Bir de aynı şey zarfu zaman. En yaygın olanı zaten zaman zarfı olarak kullanılmasıdır. Gayru mutasarrifin çekimsizdir. La yekunu illa zarfen ev ismen mecruren cümlede mutlaka ya zaman zarfı olarak şey, zaman zarfı olarak ya da mecrur isim olarak gelmeye mecburdur. Yani cümlede zamansal sonralığı ifade ettiğinde zamansal sonralığı ifade ettiğinde yine mansubun mansub olur. Ayetten örnek Bismillahirrahmanirrahim. Seyec'alullahu <Sessizlik> Allah kılacaktır, yaratacaktır. Ba'de sonrasında usrin, zorluktan sonra yusra, bir kolaylık yaratacaktır. Derken ne yaptık burada? Ee, ba'de kelimesi Dikkat ederseniz mansup olarak geldi. Aynı zamanda ismi muzaftır. Usrini ne yaptı? Mecrurlaştırdı. Not. Yubna mebni kılınır. Ba'du. Ba'du kelimesi. Ale dammeti ötre üzere. Ne zaman? İz, i̇za huzife hasfedilir de. El muzafı ileyhi kendisinden sonra. Bakın burada dikkat ederseniz. Usri muzafun ileyhi açıkça geldi. Yok bunu açıkça getirmeyeceksek. Ama ve nuviye ve fakat onun manasına niyet edeceksek o zaman ba'de ba'du olur. Ötre üzere mebnileşir. Mebni olunca önüne harfi cer bile gelse etkilenmez. Min ba'du, min kablu. Kablu da bunun gibidir. İleride kaf harfine gelince onu da göreceğiz. Kesinlikle bu amcaoğlu harekesinden ödün vermez. Ayetten örnek Bismillah. Lillahi Allah'a aittir. Yalnız ve yalnız Allah'a aittir. El emru iş min kablu önce de böyleydi ve min ba'du sonra da böyledir. Yani her türlü karar, emir verme yetkisi yalnız ve yalnız Allah'ındır. Biz bir şeyleri kendimiz yaptığımızı vehmederiz. Arka planda gerçek, faili hakiki, faili mutlak yalnız ve yalnız Allah'tır. Burada dikkat ederseniz min kablu. Kablu ötre üzere mebni minden etkilenmemiş ve min ba'du burada eğer min qablil emri min qablil fi'li yapmadan önce deseydik fi'li kullanmadık emri kullanmadık ee, ne yaptı kabluyu söyledik ama muzafın ilehini zikretmedik ba'duyu söyledik ama işin devamını söylemedik burada kasıt odur ee, bu bu mef'ulun mutlakun mef'ulu mutlaktır e, mansubun bel fetha ile mansuptur el zahirati açık bir fetha ile mansuptur yekunu bi ma'na anlamında olur suhkan suhkan ve helaken e, bedduadır yani uzak olsun e, cehenneme kadar yolu var helaken ölsün gebersin yok olsun anlamı katar suhkan uzaklık ifade eder bir şey benden uzak olsun ister cehenneme kadar gitsin hani biz deriz ya benden uzak cehenneme kadar yolu var onun Arapçadaki karşı bu, karşılığı budur. Bu'dan, bu'dan ve helaken gebersin, ölsün, yok olsun anlamında. Ve eti gelir ba'dehu kendisinden sonra harful cerri lam. Dikkat ederseniz daha önce de bu sen kelimesi geçtiğinde Allah onu sefil etsin, perişan etsin, kahretsin derken yine lam harfi cerri gelmişti. Ee, yine mesela tebben, tebben lek yine lam harfi cerri gelir. Bu beddualarda Lam'la bedduanın adresi netleştirilir. Yani kimi kastettiğinizi net bir şekilde söylersiniz. Öyle ortaya beddua edilmez. Beddua havada bırakılacak bir şey değildir. Lam harfi ceri kullanarak kimi kastettiğinizi taksis edersiniz, özelleştirir, netleştirirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Fecaelna kıldık, dönüştürdük. Hum onları rusan, çer çöpe dönüştürdük. Febuden <laughs> fe bu'den kahrolsun lil zalimin. O zalimler kahrolsunlar, helak olsun, yok olsunlar, ortadan kalksınlar. Burada bu'den lille'' dikkat ederseniz ''bu'dan'' mansup olarak geldi ve kendisinden sonra da lam harfi ceri yer aldı. Ba'deden elde edilen bu ayda, ismi tas tasviri ba'de e, uzak, bu ayda azıcık uzak, azıcık, azıcık ötede anlamında bir kelime. Ve bu nev'ani iki çeşittir. Birisi tasgiru ba'de. Keşke ismi koysaydık. İsmu tasgiri ba'de. Ba'de kelimesinin ismi tasgiri olup zarfu mekanin mekân zarfı olarak kullanılır. Gayru mutasarrifin bu çekimsizdir. Yani la yekunu illa zarfen ev ismen mecburen cümlede ya mutlaka zarf olarak ya da mecrur isim olarak gelir, yer alır. Mansubun bil fethati bu şekilde kullanıldığında şuradaki gördüğünüz üzere fetha ile gelir. Örnek sir yürü bu ayda azıcık ötesine mektebeti kütüphanenin kütüphanenin azıcık ötesine yürü tecit göreceksin el medresete okulu. Hemen ötesinde azıcık ötesinde okulu göreceksin. Bir de yine ismi tasgiri ba'de. Ba'denin ismi tasgiri olup bu sefer zaman ifade eden. Hani ba'de iki çeşitli ya. Mekanda sonralık, zamanda sonralık. Bu ayda da bazen zamanda sonralık ifade eden ba'denin ismi tasgiridir. Bazen de mekanda sonralık ifade eden ba'denin ismi tasgiridir. Şimdi bu ikincisi de zarfı zaman için olan. Gayru mutasarrif yine bu da çekimsizdir. La yekunu illa zarfen ev ismen mecruren cümlede kesinlikle zarf ya da ismi mecrur olarak yer alır. Mansubun bil fethati fetha ile de mansuptur. Örnek nimtu uyudum bu ayde az sonrası salati subhi. Sabah namazından az sonra uyudum. Yani belli ki namazı kıldıktan sonra işrak vaktini beklemiş, ondan sonra uyumuş. Bu ay da burada zamansal e, e, sonralığın azıcığını ifade ediyor. Bükraten kelimesi bu zarfu zamanin, zaman zarfı olup mutasarrifun çekimlidir. Yani cümle içerisinde yekunu zarfen ve gayra zarfin. Zarf olarak da zarf olmaksızın da gelebilir. Eğer zarf olarak gelmişse, zaman zarfı olarak gelmişse mansubun bil fethati fetha ile mansub olur. Bima'na evvelen nehari günün ilk vaktini, sabah vaktini ifade ettiği gibi gaden, yarın anlamına da gelir. Ee, Araplar bir şeyi yapmayacaklarsa, sizi kandırıyorlarsa bu bükra kelimesini kullanırlar. Bir de inşallahı eklerler. Tamam. Bükra inşallah demişse bil ki o iş olmayacak. Sana yalan söylüyor. Hiç net bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. Bükra inşallah. Bunu duydunuz mu? Geçmiş olsun. O beklentinizin suya gittiğini anlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sebbihu tesbih edin anın hu Rabbinizi bükraten sabah ve asile akşam. Sabah akşam Rabbinizi anın. Asıl günün sonu bitimi. Bükra günün başı ilk vakti. İkisi zıt. Günün başında ve sonunda yer alan iki zaman dilimi. Sabah akşam Rabbinizi yani Burada sabah akşam söylendiğinde sadece o vakitlerde değil, ara vermeden fırsat buldukça anlamı katar, istimrariyet ifade eder. İle liqa'i görüşmek üzere. Ne zaman? Ba'de bükratin yarından sonra. Ne zaman? Ba'de bükratin yarından sonra görüşmek üzere. aynı hi kelimesi dikkat ederseniz bi almış. Normalde aynuhu bu ma'at te Tekili manevi dediğimiz kelimelerden biridir. Ama ''bi'' ile birleştiğinde iyice manayı güçlendirir. ''Bi aynihi'' Bu ''murakkebetun min harfil cerri zaidi ba'' ''Zait harfi cer ba ile ve kelimeti ayn'' ''Ayn'' kelimesinin birleşmesinden oluşur. Diyeceksiniz o zaman buradaki ''hi'' ne? ''Hi'' tamamen değişir bağlama göre. ''Hi'' olur, ''hima'' olur, ''him'' olur, ''ha'' olur, ''hima'' olur, ''hinne'' olur, ee, ''ke'' olur kuma olur, kum olur. Bağlam neyse oradaki zamir hitap içindir. Kime hitap edilecekse o zamir ona uyum sağlar. Dolayısıyla burada asıl olan bi-ayni'dir. Elleti tekunu tevkiden ma'neviyen ki bu kelime tekidi manevi olarak gelir. Lil mufredi kelimeyi tekit etmek üzere gelir. Ve tevkidül maneviyi belki unutulmuştur. Yukarıda bahsetmiştik aslında tevkidül manevi nedir? Hu ve o istimalu elfazin ma'rufetin bilinen belli kelimeler kullanarak kelimeyi pekiştirmektir. Mesela nefsu kelimesi. Câ'e omaru nefsuhu. Ömer bizzat kendisi geldi ya da buradaki gibi B harfi eklersin. Ca'a Ömer'u bi nefsihi. Evet Ömer bizzat kendisi geldi. Hiç bunda şüpheye yer yok. Başkası gelmedi ya da ben karıştırmıyorum. Manayı pekiştirmek istiyorum. Ee, Darabe Ömer'u aynuhu. Ömer kendisi dövdü ya da Ömer kendisi örnek verdi. Dama, darabe Ömer'u bi aynihi. Bizzat Ömer kendisi örnek verdi veya dövdü derken bu kelime kullanılır. Kila biliyorsunuz ikili erkekler için kullanılıyor. Kilta ikili bayanlar için kullanılıyor. Kullu kadın erkek herkes için. Cemi'u kadın erkek herkes için. Ecma'u hakeza. Ahmetu hakeza. Bu kelimeler ne yaparlar? Kendilerinden önce gelen ismi li tevkidi ismin kabla kendilerinden önce gelen ismi tekit etmek için kullanılırlar. Bu kendilerinden önce gelen isim de ne olur? Muekket diye adlandırılır. Yüsemma el muekkede. Ca'e geldi. Omar'ı Omar nefsuhu Ömer kendisi geldi. Bi nefsihi Ömer kendisi geldi. Bi aynihi Ömer kendisi geldi. Ömer burada müekket isimdir. Ha bu nedir? Bi şarti en yattasıyla biha ancak ona birleşmek zorundadır. Zamirun bir muttasıl zamir. Ya'udu alel müekketi müekkede dönen. Bakın dikkat edersen Ömer'u bi nefsihi. Ömer'u bi aynihi. Orada Ömer tek erkek hi zamirini kullanıyorum ve yutabiquhu ve ona uyumlu olacak. Yani kendinden önceki isme dönecek ve ona sayıda ve cinsiyette uyumlu olacak bir zamir bu kelimeye birleşmeye mecburdur. Örnek. Kabeltu karşılaştım es-sefira büyük elçiyle bir aynihi. Kiminle karşılaştım es-sefira? Burada müekket es-sefirdir. O es-sefir bir tane ve erkek olunca kullandığım zamir ne? E, hi'dir. Eğer iki tane elçiyle karşılaşmış olsaydım, kabeltu karşılaştım, es-sefi deseydim, o zaman bir ayni hima diyecektim. Bir ayni hima, bizzat iki büyük elçiyle birden karşılaştım demek gerekirdi. Gelelim Ba'du kelimesine. Ba'du, ismun bir isim olup yu'rabu, iraplanır hasbe mevqi'i minel cümleti. Cümledeki konumuna göre iraplanır. Ayetten örnek Bismillah ve yel'anu ba'dukum ba'da o gün Allah'ın huzurunda günahlar ortaya döküldüğünde ve yel'anu ba'dukum ba'da içinizden bir kısmı diğer kısmına lanet edip duracak. Bugün keyifle arkasına takılıp günah işlemeye gittiğimiz o insanlara yarın sen bana bu günah işlettin, sen beni o yola sevk ettin diye lanetler edeceğiz. Yine ayetten haber verildiğine göre ya Rabbi bu beni yoldan çıkardı. Bunun azabını iki katına çıkar gibi tuhaf taleplerde bulunacağız. Ha, Allah ayette onun cevabını veriyor. Hepinize kat kat azap var, rahat olun. Ee, o yanımıza kalmayacak tabii. Orada mazeretler, bahaneler geçerli olmayacak. Gelelim bağfeten kelimesine. Halun haldir, mansubun mansuptur. Bil fethati fetha ile mansuptur. Bi ma'ne fuc'eten fec'eten. Bu fe harfi ötreli de olsa, fethalı da olsa ikisi de lugattır, ikisi de doğrudur. Ee, aniden anlamına gelen bir kelimedir ve fiilin nasıl gerçekleştiğini ifade ettiği için de haldir. Örnek la eti size gelmez kum o illa bagteten aniden aniden böyle habersizken gafilken bir anda geliverir. Burada bagteten kelimesi hal olmakla mansup olmuştur. Evet bir ders daha bitti. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.